Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle tek renk mürdüm rengi ipimiz türbentinizde birebir aynı renkte ve 21 numarada tığımız var arkadaşlar size iğneden tığa sıralı bir model hazırladım ve aralarına da arkadaşlar Bakın şu şekilde kirpikler koydum buraya iki tane koydu bakın şurada arada bir tane var ilk önce iki tane koyduğum yere fıstık yapıp kenarını böyle kele olan gibi sık iğne ile yapacaktım ara ara yapıyorum biliyorsunuz bir de düşündüm arkadaşlar şu buradaki ara suyundaki kirpiği ile takım olsun diye boncuk gibi şöyle güzel bir şekilde gözüksün diye bu şekilde yaptım. Bu yuvanın içine e, tunus işi yapraktan da yapabilirsiniz. Böyle fıstık da yapabilirsiniz. Tek taş gibi çok güzel durur. Veya da benim gibi hafif böyle ara suyundaki kirpiyle takım olsun diye düşünerek rengarenk istediğiniz renkleri veya da tek renk de olabilir. Bu şekilde minik kirpiklerle de süsleyebilirsiniz. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını anlatalım. Evet ilk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına Nurgül'ün tığ ve iğne yolları tülbent kenarı tığlama yazdığınızda hemen karşınıza çıkacaktır. Bakın ilk başlar gibi başlıyoruz. Siz herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile ipinizi sabitleyerek başlayın. Hemen bakın bu şekilde sık iğne ile sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımın içine girip 3 zincirimi sabitledim. Bir tane tığ battı oluşturdum. İpimi çok güzel esnettim. Bir de zincirlerimi sıkı sıkı çekerek modelimi kalıp gibi durmasını sağlıyorum incecik ve zarif durmasını bu şekilde sağlıyorum arkadaşlar. 3 zincirden 4 tane buraya tığ battı yapacağım. 3 zincirimi çektim. Şimdi burada 5. tığ battı da 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bakın 5. tığ battı mı? Şöyle 2 2 alarak trabzan yaparak yaptım. Bu şekilde çok güzel duruyor. 1 2 3 4 zincir tersine çevirdim hemen bakın bu trabzanla yaptığım atlayıp diğerine kapatıyorum 1 2 3 zincir sıradaki tığ battı ya şimdi 5 olan tığ battım 4'e düştü 3. tekrar 3 zincir bu şekilde Sonuncu tığ battı. Bakın normal yapıyorum. Bu sonda normal. Çünkü buraya arkadaşlar şu kirpikten yapacağım. 7 zincir. Kirpiğimiz 7 zincirden oluşuyor. Hemen 7 zincirimi çevirdim. İlk tığ battanın içine 7 zinciri kapattım. Bu kirpik 7 zincirden gayet iyi arkadaşlar. Daha fazla büyük seven olursa 9 çekebilir. 3 zincirimi çektim. Şöyle sıradaki tığ battıya 3 zincir sıradaki tığ battıya bakın sondaki tığ battıya geldik. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Sondaki tığ battıya yine şöyle sıkı sıkı 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Evet. 4'ten de 3'e düşürdük tığ battığımızı. Yine 4 zincirle dönüşümü yaptım. Evet. 4 olan tığ battığımız şimdi de 2'ye düştü. 3 zincirimi çekiyorum. En sonuncu yuvaya da normal bir şekilde bakın trabzan yapmadan başları trabzan yapmadan kapatıyorum. 7 zincir 5, 6 ve 7 hemen çevirdim düz tarafına yine aynı şekilde ilkinde olduğu gibi ikinci kirpiğimizi de yapıyoruz direkt aynı battı. şimdi arkadaşlar bakın kirpiği yaptığımıza göre bir tane de koyabilirsiniz bu şekilde veya da başta gösterdiğim gibi iki tane de koyabilirsiniz şimdi bir tane koyacağız kirpik yapacağımız için 5 zincirimi çekiyorum 1 2 3 5 zincir kapatıyorum bu 5 zincirimi kirpiklerim için yuva olarak hazırladım ve 10 tane zincir çekiyorum. Bakın sıkı sıkı 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi aynı ilk başlarken göstermiştim ya. Boş olana bakın. Boş tığ battıya kapattım. Evet bu şekilde bir tanesini beraber sizlerle yaptık. Bir tane de bu kirpiklisini yapacağız. Evet yine 5 tane tığ battı. 5.sini trabzanla yapacağız arkadaşlar. Şöyle tığ battım, kapattım. 1 2 3 zincir. Sıkı sıkı yapınca tıpkı zürafa gibi çok güzel duruyor. Bu şekilde deneyin. 3 üç zincir. 3. tığ battım. 3 zincir. Şöyle 4. tığ battım. Bakın 4 tane tığ battığı yapınca 2 zinciri çekiyorum. Aynı işlem. Sadece tepe noktası farklı. Bu şekilde 5 tane tığ battım hazır ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bakın, dibine değil, bir sonraki boşlukta olan tığ battığımın içine kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradakine 3 zincir. Sıradakine 3 zincir 1 2 ve 3 sonuncu yuvaya da bu şekilde tığ battım. Bakın 4 olan 5 olan tığ battım 4 oldu. Şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Bu 7 zincirle kirpik oluşturuyoruz. Hemen hiç atlamadan dibindeki yuvaya 1 2 3 zincir şöyle kapattım. 3 zincir kapattım. Bakın yine sona gelince 2 zincir ve ikili trabzan yapıyorum. Bir defa alıyorum. İkili tırabzanımı da öyle yapıyorum ki bakın hiç boy vermesin diye şöyle sıkı sıkı alıyorum. 4 zincir hemen çevirdim. Bakın bu köşe bu şekilde çok güzel duruyor tırabzanlardan dolayı. Sıkı iğne sıkı iğne eee biraz şöyle köşeli gibi duruyor ama bu şekil çok hoş duruyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim trabzanda köşe dönüşünü Evet 7 zincir 5 6 ve 7 çevirdim hemen aynı noktaya kapatıyorum ve ikinci kirpikten sonra bakın trabzandan yuva yapacağım şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine girip 1 2 2 3 seferde en son yuvayı bu şekilde trabzanla yaptım zaten köşeler hep trabzanlıydı bunu 3 seferde aldım ve 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 3 tane 7 zincirden kirpik bu ilk kirpik yine 7 zincir 5 6 ve 7 7 zincirimi kapattım bu ikinci 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çekiyorum buraya 3 tane kirpik oluşturuyorum 3 kirpikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağı kirpikleri meyil etmesin sık iğne ile sabitliyorum ve 10 tane zincir 6 7 8 9 10 10, 10 zincirimi hemen bakın şu boş olan tığ battığımın içine kapatıp sabit 1 2 ve 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir yuvanın içine giriyorum 5 tane yine e, alt zemini 5 taneden oluşuyor 1 2 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir 4 Evet 5. iyi de 2 zincirden ve trabzandan oluşturuyoruz. Yine bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4. Hemen çevirdim. Bakın bir sonraki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 3 zincir sıradaki tığ battıya 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım Evet 5 olan yuvamız 4 oldu ve 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi çevirdim ilk tığ battının içine sık iğne ile sabitledim 3 zincir sıradaki tığ battıya 3 zincir, sıradaki tığ vattıya, 2 zincir çekiyorum, bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim, 2 ve 2 ve 4 zincir çevirdim. Hemen bakın, o 4 trabzanla yaptığım e, yuvayı atlayıp sıradakine kapatıyorum. 3 zincir sonuncu yuvaya da sık iğnemi yaptım 7 tane zincir çekiyorum hemen çevirdim bu şekilde Bakın. yanındaki yuvaya kirpiğimi kapatıyorum Buraya da bakın şu kirpiği yaptıktan sonra bir tane de yuva. Bir yuva bir kendinden kirpik yaparak devam edecek modelimiz. Şöyle 5 zincirimi kapattım ve 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen bakın boş olan tığ battının içine kapatıyorum. Hava sıcak diye arkadaşlar camı kapatmamıştım. Yoldan sesler geliyor İnşallah fazla çıkmıyordur. Evet. Bu şekilde bir tane kendinden kirpikli bir tane bu renkli kirpik için yuva. Bir tane kendinden kirpikli. Bu şekilde modelimizi devam edecek çimen arkadaşlar. Bunu yeşilden de yapabilirsiniz. Veya benim gibi tülbentin kendi renginden de çimeninizi hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Evet şimdi şu küçük kirpiklerin yapılışına geçelim. Evet şu 5 zincirli yuvamızın içine 3 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum. Hemen buraya ilk kirpiğimi kapattım. 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum kirpik olarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zinciri kapattım bir de sökülmemesi için bir tane zincir böyle üç tane minik kirpik yapmamın sebebi sırf şunlarla takım olsun diye arkadaşlar bakın bu şekilde bu da yedi zincirden turuncu yapmış olduğum rengimde 7 zincirden tabi renkleri de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz bir tane de şuraya farklı bir renk yapalım Evet şöyle 5 zincirle yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir. 5, 6 ve 7. Yine bu 5 zincirli mor yuvanın içine ilk kirpiğimi kapatıyorum. Buraya 3 tane yapacağız. 7 zincir kapattım. Bu ikinci yine 7 zincir Bu da ikinci 7 zincirli kirpik. Dibine bir tane zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. Çok kolay ve basit arkadaşlar. Bakın hiçbir farkı yok. Hatta sadece bu şekilde de gidebilirsiniz. Yani burasını da aynı devam edip tek renk olarak da gidebilirsiniz. Hemen şu ipi yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar şöyle bir Uzaktan görün istedim modelimi. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bakıtayım yakın planda gösterdim. Şöyle arka tarafından da ütülendiği takdirde daha güzel olacaktır arkadaşlar. İncecik ipi çektirdik, sıkı sıkı da zincirlerimizi çekerek bu şekilde kalıp gibi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece sıkı zincir çekmek yeterli olmuyor. Elinizin sıkı olması yeterli değil. İpiniz de güzelce esnetip incecik yapın. Ben gayet kolayını yaptım. Ara pirpikleriyle e, bu rengarek boncuk gibi gözüken iplerle hazırladım. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle yakın plan tutayım. Şöyle güzel bir görüntü oluyordur inşallah. Bir de şöyle ters tutayım arkadaşlar. Bu şekilde de bakın. İğneden tığa şöyle iğne oyası gibi güzel bir şekil duruyordur inşallah. Ben beğendim arkadaşlar. Böyle ip koparmasız. Şu arada minikler vardı. O kadar da olur. Şöyle zarif bir model hazırladım sizlere. Bakın bayağı da yapmışım arkadaşlar. Ara suyunu göstermek için. Evet. Bu şekilde hazırladım. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle ışığım uzakta kaldı. Yakına getireyim. Daha güzel gözüksün. İnşallah arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak videoların devamı için bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle ütülendiğinde daha güzel duracak ütüsüz. Hoşçakalın arkadaşlar.